Mehmet Saim Bey'i partiye ilk girdiğim günden beri tanırım. Feride kızımın babasının gönlünde nasıl bir yeri olduğunu en iyi ben bilirim. Feride Doğu'da daha yeni hakim çıkmış hizmetteyken Mehmet Saim Bey ziyadesiyle gururlu, hem de kızı bir başına memleket geziyor diye bayağı endişeliydi. Evlenmeyi düşünmez mi Feride kızım demiştim bir gün. Mehmet Bey çok kızmıştı. Benim kızıma layık adam daha anasından doğmadı. Ben kızımı kimseye vermem diye kükremişti resmen. Mamafi şimdi görüyorum ki kızını emanete verecek Sinan Beyoğlu gibi müstesna bir damat bulmuş. Maşallah çocuklar, birbirinize çok yakışmışsınız. Yasin, geldik ama davet var galiba. Ayıp olmasın şimdi. Rahatsızlık vermeyelim Feride'ye. Abi daha iyi ya, kimse çakmadan kaçar. Hem o da çok istiyordu seni görmeyi. Yaptık bir şey tam olsun. Sen dur, ben gider bir numara çeker çağırırım dışarı. Yasin. Alemsin başkan. Gevezeliğim tuttu, kusura bakmayın. Gençler de karşımda çok heyecanlılar. Muhabbeti bırakıp nikah merasimine geçelim değil mi Sinan Bey? Anne. Su. Hemen kızım. Feride kızım, acelemiz yok diyorsan ben hatıraları anlatmaya devam edebilirim. Hazır böyle dost meclisi bulmuşken. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ben davete gelmedim aslında. Hakim Hanım'la önemli bir dava üstüne konuşacaktım. Kendisi müsaitse çağırabilir misiniz? Yasin komiser deyin, o bilir. Feride Hanım gelemez. Şu an içeride Sinan Bey'le nikahları kıyılıyor. Gelmeyecekseniz benim içeri geçmem gerekiyor. İyi geceler. Ne oldu? Geliyor mu Feride? Abi çok kalabalık içerisi. Sanırsın Eminönü meydanı. Hizmetçi kız şimdi Feride'yi bulmam zor dedi. Ben de üstelemedim. Şimdi babası falan görür. Zorluk çıkarırlar kıza. Sen haklısın galiba. Ayıp olacak şimdi. Hiç zorlamayalım. Kaçalım biz. O seni arar zaten. Görsem iyi olurdu ama. Sıra arada gerek yok şimdi. Feride'yi müşkül duruma sokmak istemem. Hadi kimse bizi görmeden gidelim. Abi sen kullansana. Benim biraz şekerim düştü. Tabii geç sen geç. Gel. Mehmet Saim Şadoğlu'ndan olma, Kerime Şadoğlu'ndan doğuma, sen Feride Şadoğlu, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, kendi rızanla Sinan Koca'yı kocalığa kabul ediyor musun? Ferideciğim, cevabını bekliyoruz. Sinan'ı kocalığa kabul ediyor musun? Hakime Hanım. Feride, doktor. Doktor yok. Bir dakika, ben doktorum. Durun, bir saniye müdahale edin. Çekilin. Ben o hastane odasında boş durduğunu hiç sanmıyorum Turgut. Bu işten nasıl yırtacağını planlıyorum. Duruşmasına da az kaldı zaten. Benim bir delil bulmam gerek. Cinayet işlediğini hep varsayımla ulaşıyoruz. Zaten Süleyman Bey dışında hep azmettirici. Evet. Onun suç işlediğine dair bir delil yok. Ama maşasını bulursak, Suat'ı bulursam Turgut'u köşeye sıkıştırırız. Nasıl? Bırak bunları. Haberin var mı senin? Mahir, sayende artık özgür bir insan. Neden? Neden? Çünkü sen babamı zapturapt altına alamadın. O da gitti. Başımı yakacak ifadeyi verdi. Feride hakim ya. Kes sesini! Ferideymiş. Ben canımı ortaya koydum bu iş için. Sense biri ihtiyar, biri kadın, iki kişiyi alt edemedin. İşi öyle bir hale getirdin ki eğer başımı yakarlarsa o ateşi sana da bulaştıracağımdan hiç kuşkun olmasın. Suat. Beni içeri atarlarsa... yan koğuşta sen yatacaksın. Suat. Neden? Çünkü biz bu yola çıkarken seninle beraber çıkmadık mı? Cezayı da beraber çekeriz. Öyle değil mi Suat? Hı? Öyle değil mi Suat? Hı? Müsaade eder misiniz? Arabada çantam var. Çok acil getirir misiniz? Tabii. Ne oldu böyle birdenbire doktor? İyi olacak mı kızım? Henüz bilmiyorum. Herhalde fazla heyecandan olacak. Hakime Hanım bana biraz şaşkın göründü. Haberi yok muydu nikahtan? Olmaz olur mu efendim? Kendileri istedi Sinan'la birlikte sizin yıl dönümünüzde nikahımız kıyılsın diye. Kısmet bu işler. Hakime Hanım'a acil şifalar dilerim. Ben yavaş yavaş gideyim artık. Rica ederim, gitmeyin. Feride güçlüdür. Son günlerde fazla çalıştı, bünyesi yorgun düştü. Ama birazdan kendini toparlar ve nikaha kaldığımız yerden devam ederiz. Peki. Nurten koş, Mahir çıkmış. Koş. Gel bak. Allah'ım şükürler olsun. Bak görüyor musun? Çıkmış. Demek suçsuzluğu anlaşıldı. Abla yapma. O bakışları biliyorum ben. Sen artık evlisin. Ben de eve kaçayım. Sağ ol kardeşim. Yarın için de kusura bakma. Görev işte, yapacak bir şey yok. Dert etme, hallederim ben. Yasin. Bir sıkıntın mı var? İyi akşamlar. Tansiyon çok düşük. Artık ilaç vermek durumundayım. Ne gerekiyorsa yapalım. Arzu ederseniz hastaneye de götürelim. Kerim Hanım, kızının bu yaptığı bayılması numara mı, gerçek mi? Tansiyonu 7'ye 4 olmuş. Siz ne diyorsunuz Mehmet Saim Bey? Başını bile kaldıramıyor. Şey biliyorum da söylüyorum Kerim Hanım. Feride'nin oynadığı ilk oyun değil bu. Gözünü dört aç. Doktor ne diyorsa bana da ilet. Kızın ayılıyor mu, ayılmıyor mu bir bak. Teessüf ederim. Kızın can çekişirken senin uğraşın ne? Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. İşte artık kim ikna ettiyse Orhan'ı. O da ifade vermeye karar vermiş. Aferin benim aslan oğluma. Erdal, yarın bir ziyarete gitsek Orhan'a. Tabii Nazif abi. Zehra kızımız için izin alabilir miyiz? Denerim abi. Onu da haklı görmek. Kim olduğunu, nereden geldiğini unutacağız. Bu eşikten adımını attı. Orhan onu bize emanet etti. Canımızdan biri gibi sahip çıkacağız. Bizim ailemize de bu yakışır. Ben bir üzerimi değiştireyim. Müsaadenle baba. Niye burada oturuyorsun? hak ettiğim yer burası benim. Biz insanları mecburiyetlerine göre değerlendirmeyiz. Ben ne namuslu geçinen namussuzlar gördüm. Önemli olan kalbinin temizliği. Gözlerinden belli kadar kurban oldum. Kardeşim seni sevmiş. Sana inanmış. Ne onun sevgisine saygısızlık ederim, ne de inandığına. Başımızın üstünde yerim var. Sen de bu evin kızısın artık. Sizler ne güzel insanlarsınız. Ben bunu hak ettim mi? Hak etmişsin demek ki. Yolun buraya düştüğüne göre. Hadi. Kalk içeride otur. Ne yapıyorum lan ben? Ne yapıyorum? Mahir, konuşmamız gerek. Hayırdır Yasin, ne oldu? Abi ben yedim. Allah beni kahretsin. Vur bana, küfret. Hak ettim vallahi. Yasin, delirtme adamı. Söylesene. Ne yaptın? Feridelere gittik ya. Oradaki davet yıl dönümü değildi. Nikah töreniydi. Feride ile Sinan'ın. Ne diyorsun Yasin sen? Çalışan kadın var ya, o dedi. Nikahları var şu an dedi. Kızımın durumu nasıl doktor? Uyuyor mu hala? Kızınız uyumuyor Bakan Bey. Hala baygın. Tansiyon çok düşük. İlaç henüz işe yaramadı. Bir ilaç daha verin o zaman. Aşağısı insan kaynıyor. Ayıp oluyor. Kendine gelsin. Şu nikah kıyılsın artık. Birden duyunca afalladım. Hadi sana söylesem gider basarsın orayı diye. Basardım tabii Yasin. Tutar kolundan çıkartırdım Feride'yi oradan. Ben Feride'yi düşündüğüm için. Belli ki içeride kodamanlar var. Sus Yasin, gözünü seveyim sus. Kız ayılmıyor. Doktora o kadar ilaç sevk etti, bir gelişme yok. Kızımızın sağlığı her şeyden mühim. Bırak rahat rahat dinlensin. Bir kendine gelsin. Erteleyelim nikahı. Samimiyetle söyle bana Kerime Hanım. Nikahı ertelersek gerçekleşme şansı var mı? Haklısın. Bundan ben de korkuyorum. Lakin kızımız iyi değil. Onun sağlığı mühim değil mi? Tabii ki her şeyden daha mühim. Ben Sinan'la misafirleri uğurlayayım. Kayınpeder, damat, vaziyeti biraz toparlayalım. Sen de kızdan gözünü ayırma. Hadi. kimse kalmamış ya. Ne çabuk gitmiş. Dur abi, nereye? Dur, gözünü seveyim, nereye gidiyorsun? Bırak beni Yasin. Abi bak geldik işte, neyse öğreneceğiz. Ben gideyim, gerekirse gelirsin. Feride'ye dökün. Bekle. Tekrar merhaba. Feride Hanım şimdi müsaitse kendisiyle görüşebilir miyim? Önemli bir bilgi vereceğim de. Feride Hanım rahatsızlandı. Tam nikah kıyılırken bayılıverdi. Öyle mi? Olmadı mı yani nikah? Kıyılmadı. Şimdi nasıl peki Feride? Yatıyor. Valla kim o kapıdaki? Memur. Hayrola? İyi akşamlar efendim. Akşam mı? Gece demek istedin herhalde. Haklısınız. Rahatsız ediyorum ama Hakime Hanım'a bir dosyayla ilgili önemli bir bilgi vermem gerekiyordu. Ben o yüzden rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Feride şu anda müsait değil. Öyleymiş. Tekrar özür dilerim. İyi geceler. Memur. Sen hangi birimdeydin? Şu sıralar seni buralarda çok sık görmeye başladım. Bir amirinin adını ver bakayım bana. Yürü abi yürü. Bakan burada. Kıllandı zaten herif, yürü. Mahir. Çek elini Yasin, elinden bir kaza çıkacak artık. Abi nikah kıyılmamış. Bir sakin ol, bir sorun yok. Gidelim şuradan, uzaklaşalım. Her şeyi anlatacağım. Yemin ederim. Anlat, ne olmuş? Feride bayılmış. Nikahta olmamış. Şimdi yatıyormuş. Hasta mıymış? Bilmiyorum. Kadın bana anlatıyordu. O sırada bakan geldi, bastı beni. Bir şey dedi mi? Bir şeyler geveledi. Anlarız birkaç güne. Feride nasıl? Uyuyor mu? Evet. Müsaade ederseniz biraz yanında kalabilir miyim? Elbette. Sağ olun. Aşk olsun sana Mahir. Tek başına oturulur mu o masaya? Cam şıkırtısı duymadan yudumlanır mı o canına yandı? Evde ışıklar yanmayınca sessiz kaldım baba. Sen sessizsin de için pek öyle değil. Haydi Abbas, koy bakalım. Sen bu şiiri bilirsin. Bir vakitler ben bu şiiri kaydetmiştim. Haydi Abbas. Vakit tamam. Akşam diyordun, işte oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı. Dinsin artık bu kalp ağrısı. Acaba kaydı duruyor mu? Duruyor baba. Sen nereden biliyorsun? Sen yok musun sen? Hadi bakalım. Cam cama, can cana. Ya sefadır mezesi ya cefa. Ama pek sefa sürer gibi görmedim seni. Ah baba. Bazen neresinden tutsam hayatın elimde kalıyor. Aşılamayacak duvarlar karşısında aciz kalıyorum. Feride'nin ailesi bu nişanı gerçek kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kızlarına uygun buldukları damat o. Ben değilim. Edebin seni esir alır bazen. Ama o edep de seni sen yapandır. Endişe etme. Ortada gerçek bir sevda varsa, ki öyle, hiç kimse önünde duramaz. Sevda ne dine bakar, ne ırka, ne mevkiye. Yeter ki sen sabrını törpüleme. Sivrilip ne senin canını yaksın, ne de başkasının. Aşağı inerken baktım, hala uyuyordu. Hastaneye götürmeyerek iyi yapmadık Mehmet Saim Bey. Ünsal Bey iyi bir doktor. Ama belki bir test yapsaydık daha makbul olacaktı. Allah korusun. Ya ciddi bir şeyin habercisiyse bu bayılma. Anne, iyice velveliye verdin. Ablam uyansın, bir bakalım. Gerekirse gideriz. Ferideciğim. Kızım, nasılsın? Ağrınsızın var mı? İyiyim anne, biraz başım ağrıyor. Onun dışında bir şey yok. Nasıl merak etmeyelim Feride? Bütün gece kıpırdamadan yattın. Demek ki bünyen zayıfladı. Güzel bir kahvaltı yap. Hem de öyle ayaküstü değil. Yumurtanı, balını yiyeceksin. Yine 6 yaşında olduk yani. Siz bizim için hala çocuksunuz. Farkındayım, o yüzden bazen fikrimiz sorulmuyor hala. Hemen bir şeyler ye. Ardından da Sinan'ı ara. Sabah ezanına kadar yanımda bekledi, zor eve gönderdim. Bir teşekkür et. Onun da aklı sende kalmıştır. Bunların hepsi bitecek küçük hanım. Bir an önce toparlamalısın. Dün akşam herkesin hevesi kursağında kaldı. Özellikle de benim. Toparlan da şu merasimi tekrar tertip edelim. Ben de bu hususta konuşmak istiyordum sizinle. Benim nezdimde konuşacak hiçbir şey yok. Buyurun, afiyet olsun. Mahir abi, hayırdır? Ocak açılmadan gelmişsin. Bir nefes alayım dedim. Sen keyfine bak abi. Ben ocağın altını yakayım. İkinize de afiyet olsun. Ben odamda çalışacağım biraz. Ben de dün geceki misafirleri arayıp bir teşekkür edeyim. Bilhassa belediye başkanıyla eşini telaşımdan doğru dürüst alakadar olamadım. İyi düşünmüşsün. Benden de selamlarımı ilet. Lütfedip geldiler. Dün akşamki nikah merasimi için takvimlerini bayağı zorlamışlardı. Sor bakalım, hafta sonu bir meşguliyetleri var mı? Nikahtan kaçmak için numara yapıyorsun sandım da sonradan gördüm. Bayağı kötü oldun. Ben hayatımda hiç böyle olmadım Melih. Kalbim aralıksız çarptı. Ne olduğunu anlamadım zaten. Yer ayağımın altından kaydı. Sonraki saatlerde silik. Doğal. Hayatının şokunu yaşadın. Senin haberin var mıydı Melih? Yoktu. Gerçekten yoktu. Beni de punduna getirirler. Sana söylerim diye benden de saklamışlar. Ben gerçekten nikah tazeleyecekler zannediyordum. Her neyse geçti gitti, kurtulduk çok şükür. Allah, hiçbir şeyin geçtiği yok. Duymadım, hafta sonu nikah tekrarlayacağız diyor. O nikah kıyılmayacak Melih. Emin misin? Babam kafasına koyduğu şeyi yapar. Biliyorsun, onu ikna etmek çok zordur. Sağ ol. Ustam, müsaadenle ben yapayım. Hayır, yorulma hiç. İnsan sevdiği işi yaparken yorulmaz evlat. Heyecanlanır. Bir de yetiştirmek için telaşlanır. Bittiğinde de huzur duyar. Böylesi yorguna can kurban. Yeter ki yorulan gönül olmasın. Doğru diyorsun kibarım. Aa, hoş geldin Dalyan. Ya adamın gönlü yorulunca dinlenmesi için durması icap eder. Nerelerdesin sen ha? Kaç gündür? Eve, kumarhaneye, her yere haber saldım. Müfidem'in başucundaydım. Nasıl peki? Günden güne eriyor. Mum alevinin ışığı gibi gözünün feri söndü sönecek. Işığı olsam, nefesimi nefesine katsam diyorum. Heyhat, bu saatten sonra artık hepsi boş. Canı kuş kafesinde gibi. çıksa o rahatlayacak ama ben öleceğim. Buyur abi. Sade yaptım. Öyle seviyordun değil mi? Zehir gibisin maşallah. Ustam, müsaadenle ben tramvay durağına gideyim. Azmi abi gelecekti malzemelerle, şimdi tek başına taşımaz. Hangi ara öğrendi senin sade içtiğini, adetlerini, alışkanlıklarını ha? Abisiyle benim mekana gelip giderken öğrenmiştir. Gerçi akıllı çocukmuş. Pise batmadan kurtarmış paçayı. Senin yanında adam oluyor. Abisi gibi şerefsizin biri değil. Abisi kim ki bunun? Sen kim olduğunu sanıyorsun bu çocuğun? Songül'ün okuldan arkadaşı. Orası öyle mi bilmem de... Benim hayırsızın, senin de damadın, kardeşi bu çocuk. Barut ne işlettin? Feride, nereye? Adliyeye. Yanlış duydun galiba. Evden çıkmayacaksın, dinlenmen gerek demedik mi? Adliyede benim çok işim var baba. Mazeret bildirirsin, olur biter. Dün akşam yüreğimizi ağzımıza getirdim. Bu işin şakası yok. İyice toparlanmadan evden adım atmayacaksın. Kusura bakma Mahir abi. Sen istemem dedin ama aç açına bekleme dedim. Sağ ol. Zahmet etmişsin. Zahmet mi olur abi? Afiyet olsun. Feride dışarı çıkmakta ısrarcı olacaktır. Katiyen izin vermeyin. Endişelenmeyin. Zaten hali yok. Ben ikaz edeyim de. Müvekkilimin beyanıyla, noter aracılığıyla kiracısına çekilen ihtarnameyi de ekte sunuyoruz. Hızlı mı söyledin? Yok, ben yavaş yazıyorum Erdal abi. Zamanla hızlanacaksın İktir. Hoş geldin İsmet. Hoş bulduk İknur. Kolay gelsin Erdal abi. Hoş geldin İsmet. Bacım, sabah sabah hayırlı haberlerle gelmedim. Hayırdır? Sizin dükkana birkaç adam girdi. İçeride ne var ne yoksa dışarı atıyorlar. Ah, kimmiş onlar? Bülent de yanlarında mı yoksa? Polis falan mı İsmet? Yok. Ya bir adam vardı hani. Kumarbaz, rahmetli oldu. Bu dükkanı Bülent'ten alan, geveze Ahmet. İşte onun varisleri miymiş, neymiş? Bülent'e haber vereyim dedim önce ama ara ki bulasın. Ya İknur, o mallara yazık. Nazif'in rızkı onlar, biliyorsun. Ne yapsak bilemedim abi. Erdal abi, dilekçeyi sonra yazsam olur mu ben? Bir koşu gidip bakayım dükkana. Birlikte çıkalım. Bir depo falan kiralar, taşırız ne varsa. Evet, biz de çok telaşlandık Mümtaz Hanım. Ama şimdi daha iyi Feride, dinleniyor. Mehmet Saim Bey de ben de çok mahcup olduk sizlere. Anlayışınız için tekrar teşekkürler. Elbette iletirim. Tabii. Hoşça kalın. Şunların haline bak. Ne yaptım sanıyorsun sen? Dükkanı temizliyorum, belli olmuyor mu? Neye dayanarak? Nerede senin izin? Dükkanı boşaltma ihtarın nerede? Ne diyorsun abi sen? Dükkan bizim. Hem sen kimsin? Bu malların sahibinin avukatıyım. Abi biz rahmetli Geveze'nin yeğenleriyiz. Bize dükkanı temizleyin dediler de. Bu iş böyle olmaz. Kanuna, nizama aykırı bu yaptığınız. Dükkanı boşaltın dersiniz adam gibi, biz de gereğini yaparız. Şimdi çıkın gidin şu dükkandan. Dükkanı boşaltır, anahtarı teslim ederiz. Yalnız mallara bir zarar verdiyseniz başınıza derdi aldınız demektir. Hadi. Geçelim İknur, hadi. Nasılsın? Yüzün hala solgun görünüyor. Toparlayabildin mi? Dün gece kendimden geçmişim. Tansiyonum düşmüş ama iyiyim şimdi. Sen nereden öğrendin kötü olduğumu?